her zaman aynı olsun. Fakat daha iyisini yapabilirim. Rakamlar ortada. Zirvedeyiz. Peki, gerçekten elimizden gelenin en iyisini yaptık mı? Cevap veriyorum, daha iyisini yapabiliriz. Dünyaya adımızı duyurabiliriz. Tabii bunun içinde hepimize bazı görevler düşüyor. Bir, heyecanımızı hep koruyoruz. İki, artık aklınızda tek bir şey olmalı. Ürettiğimiz deterjan. Başka şeyle ilgilendiğinizi görmek istemiyorum. Ayrıca... Burayı terk edersin ya da nerede? Ne nerede? Ejderha. Deminden beri uyuyorsunuz da. Yine rüya gördünüz galiba. Emir. Konuşmamız lazım. Emir. Buraya kadar. Bir an evvel eşyanı topla. İşine son veriyorum. Sen buraya ait değilsin evladım. Mutlu olduğun yere git. Hayallerinin peşinden mutlu olduğun işi yap. Senin de mi günün kötü geçiyor arkadaş? İyi, gel madem. Hayalim masallar yazmak, onu da beceremiyorum. Aklım da boş, sayfam da. Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
maziye dönüş. Kerol'un hikayesi mi yazıldı? Tamam. Olur. Ama bak farklı bir Keloğlan hikayesi olsun o zaman. Düşün. Keloğlan günümüzde. Sabah bir uyanıyoruz, Keloğlan günümüze gelmiş. Burada. Tamam. Bunu yazıyoruz. Hiç kimse. Kötülük değil canım bu. Moda aşkım, moda. Tutulmuş. Günaydın. Oh, senin keyfin yerinde tabii, yatağında yatmışsın, ne güzel. Oh, bakalım mı ne yapmışız? Bu gene yarım kalmış. Ne zaman bitirdik ki zaten, değil mi? Ne yazmışız? O sabah diğer sabahlardan çok farklıdır. Emir'in dün gece yazdığı her şey gerçekleşmeye başlar. Keloğlan artık günümüzde Emir'in yanı başındadır. Merhaba yeğen. Merhaba. Ay, aman be! Nereden çıktın sen? Kimsin sen? Benim ya, Keloğlan. Aklı ateş, sevgisi beleş oğlan. Keloğlan, nasıl girdin içeri? Valla sabah uyandım, baktım buradayım. Emir, olana bitene inanmak... Yaklaşma! Emir... Olana bitene inanmaz. Tam bu esnada dışarıdan gelen eşeğin anırma sesini duyar. Eşek? Annem! Benim sümsük eşek. Miskinim, can yoldaşım, kadifim. O da mı gelmiş? Rüya görüyorsun Emir. Yine rüya görüyorsun. Birazdan uyanacaksın ve bu kabus bitecek. Uyan. Kadife'nin karnı kazınmış Emir kardeş. Saman neyin koysak önüne. Acep ağır ne tarafta? Thank you.
Arif, rapor. Tizen Hanım, bugünün özeti su. İki tilki, bir ayı, 7 tavsan, bir de ceylan var. Kürklerin durumu ne? Hepsi gayet iyi. Ama... Ama ne? Ceylan'ın kürkünde... su kadarcık. Vıdıcık. Minnacık bir kurşun deliği. Ceylan tuzaktan kurtulunca sen bayıltıcı iğni de bit. Ha, ne yapsın adam? Ceylan kaçmasın diye ateş etmiş. O yüzden küçücük bir kurşun deliği. Ben sana ne dedim Arif? Türkler zarar görmeyecek demedim mi? O ahma akşam bana getiriyorsun. Kaybettirdiği her lira için yüzüne bir çırmık atıyor. Anlaşıldı mı? Ne dersiniz Tijan Hanım? Başka? Gazeteciler. Sizi arkada bahçede bekliyorlar efendim. Gazeteciler. Nasıl ya, nasıl? Şimdi seni ben mi yazdım? Yok, olamaz öyle bir şey. Olamaz ki. Emir yazdığı şeylerin gerçek olup olmadığını sınamak ister. Aynen, tabii ister. İstemez mi? Bak, ne oldu biliyor musun? Siz diyorum bak, sen tek başına da değilsin. Benim arkadaşlarım da işin içindeler. Kesin Ali'nin başının altından çıkıyor bu iş. Değil mi Ali? Ben uyurken geldiniz burada benim yazdıklarımı okudunuz. Şimdi de hepsi bir yere gizlendiler. Ha! Tabii burası biraz saçma oldu. Ali! Ali! Neredesiniz ya? Çıksanız ortaya! Tamam, bitti şaka! Ali! Emir kardeş! Hakikat benim ya, Keloğlan! Kelbaşı aynadan parlak, akıldan yana birinci, azıcık aylak. Kötüye baş belası, iyiyle ortak olan. İşte benim Keloğlan! Oo, intro'ya bak ya. Şahane. Kostüm de mükemmel. Prodüksiyona bak. Bravo beyler. Bravo, gerçekten bravo. Şimdi anlarız. Kafa bu kafa. Tam şu ana, masalın tam da burasına yeni şeyler yazacağım. Bakalım yapabilecek misin? Yapamazsan bittin sen. Keloğlan ışık hızında döner ve zınk diye durur. Kardeş, nefesim tükendi, gönlüm bulandı, yoruldum ya, insaf. Keloğlan bir şekilde bir sincap çıkarır. Hadi bakayım, hadi bunu da yap, hadi. Tesadüf. Tamamen tesadüf. Aa! Tamam beyler, çıkabilirsiniz. Bu iş biter. Ya niye bu kadar uğraşıyorsun? Kadife bir topun üzerinde dengede durmaya çalışır. Ve burnunun ucunda bir çubuğun üstünde tabak çevirir. Ben sana demiştim ama Emir kardeş. Ne kadar özlemişim sizleri. Yani o kadar olur. Tijen Hanım, hayvanseverler size tepkili. Aa, hakkınızda sayısız şikayet var. Emrinizde avcılardan kurulu bir ordu olduğu iddia ediliyor. Benim. Avya sen defalarca ihlal ettiğiniz söyleniyor. Yok artık, daha neler. Yok artık, daha neler. Yani ben öyle kürk delisi bir kadın olsaydım... şu an oturduğum bu koltuk ceylan derisinden olurdu. Ya da tilki kürkünden bir şalım olurdu.
veya rakın kürkünden bir şapkam olurdu. Artık nasıl gözden kaçtıysa. Baba. Sahte. Peluş. Yani ben kürk asla kullanmam. Asla. Peki ya moda evinizdeki kürkler? Yurt dışından geliyor. Yani onlar işlenirken ben bakamıyorum bile. Ama her işin de kendine göre bir zorluğu var tabii ki. Yani yoksa öyle avcılar, av yasağı falan. Yok artık daha neler? Daha neler? İzninizle ben biraz dinlenmek istiyorum. Sersemler! Hayvanları seviyor musunuz? Evet, üzerimdeyken, gardırobumdayken, vitrindeyken, diğerlerine hayır. Bana bak, çok fazla kürk siparişi aldık. Adamlara söylüyorsun, kafesler dolusu hayvan istiyorum. Bakalım beni kim durdurabilecek ha? Kim durdurabilecek? Emredersiniz efendim. Buradan bizi dinleyen herkesi yardıma davet ediyoruz. Burada her gün bir cinayet işleniyor. Tilki, tavşan, rakun, sincap, samur. Onlarca hayvan sadece kürkleri için burada yok pahasına öldürülüyor. Bunu yapan caniler ne yasak dinliyor ne de başka bir şey. Alo, Ali. Kardeşim yardım et bana. Az evvel Keloğlan'la el sıkıştım. Ya dün gece yazdım, bugün karşımda. Nasıl yani Keloğlan? Ne demek nasıl yani Keloğlan? Kaç tane Keloğlan tanıyorsun? Ya düz bildiğin Keloğlan. Masallardaki eşeği olan. Eşeği olan mı? Evet, biraz evvel burnuyla tabak çevirdi. Şimdi çeviriyor mu? Yok, dümdüz bana bakıyor. Göz göze geldik. Kardeşim, geliyorsun değil mi? Bak yardımına ihtiyacım var Ali'ciğim. Alo. Alo sesin gelmiyor. Alo. Emir'e kimseler inanmaz. Aynen. Evet. Bu esnada Keloğlan yardım isteyen insanlar görür. Dünyalar güzeli can kıza da görür görmez aşık olur Keloğlan. Emir ve Keloğlan artık büyük bir maceranın eşiğindedirler. Hayırlısı. Ben can kız Yılmaz. İçinde azıcık hayvan sevgisi olan kim varsa buraya, bu ormana davet ediyorum. Lütfen buraya gelin ve bu canilere, bu katillere hep beraber dur diyelim. Hadi bakalım geçmiş olsun. Açtığınız davalar düşmüş, kampanyalarda sonuçsuz kalmış. Ya bu yardım çağrınıza cevapsız kalırsa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz sonuna kadar buradayız. Tek başımıza kalsak da, savunacak tek bir canlı kalsa da, kimse bizi duymasa da biz aynı şeyi söyleyeceğiz. Kürkler yalnızca hayvanlara aittir, insanlara değil. Keloğlan. Emir kardeş, Emir kardeş, şu şey fıtırık kutu. Ya şu geveze ayna ya. Televizyon. Ha televizyon, televizyon. Az önce orada bir kız belirdi, adı? Can kız. He, can kız, can kız. Böyle görsen nasıl iyi yürekli, nasıl temiz kalpli. Böyle nasıl kendini süper etmiş kurda kuşa. Böyle sırma gibi saçları, ceylan gibi gözleri var. Emir kardeş. Onu bulmama... Yardım et diyeceksin. Kızı görür görmez güzelliğine, kalbine... Sevdalandım. Hem bir yerlerde birileri yardım ister de Keloğlan gitmez mi? Sen nasıl diyordun? Aynen. Emir kardeş, bana yardım edeceksin değil mi? Hadi o zaman. Orman bizi bekler. Ya orman bekler de... Daha çok bekler. Ya bu eşekle nasıl gideceğiz biz? Doğru diyorsun Emir kardeş. Nasıl gideceğiz? Yani Kadife'nin canı ikimizi birden taşımaz. Ha ama sırayla binersek olabilir. Orman çok uzak mı? Ya olmaz. Olur mu? Arabayla bile birkaç saat sürer. Eşekle olmaz. He. Peki o
Araba dediğinden sende var mı? Yok, maalesef. Ne yapacağız o vakit? Emir ve Keloğlan birlikte ormana giderler yazmış. Nasıl giderler yazmamış. Masal bu, sınır yok. O zaman Kadife üstü açık, havalı, kırmızı bir arabaya dönüşür. Keloğlan, kemerini tak, emniyet kemeri. Hazır mısın? Şimdi buna benzin de konmaz. İyi. Var aklımda bir şey. Can kızın yardım istediği orman burası. He. İyi o zaman bulalım hadi. Hadi.
koca ormanda bir tane hayvan komamışlar ya Emir kardeş. Geç kaldık. Belki saklanıyorlar. Kimden? Bizden. Bizden? Sebep? Korku. Emir kardeş, tavşan, sincap, neyin tamam da kocaman ayı, kurt bizden niye korksun ki? Buralar artık senin geldiğin masallardaki gibi değil Keloğlan. İnsanlar çok kötü. Çok. İşte aradığımız kulübe burası. Ana! Şimdi ben yanlış anlamadım değil mi? Siz ikiniz bize yardıma geldiniz. Evet. Evet. Bu yanındaki de Keloğlan. Masallardaki hani. Evet. Evet. Yani akşam yazdın, sabah gerçek oldu öyle mi? Evet. Evet. Siz deli misiniz oğlum? Ya burayı hemen terk edin ya da polise şikayet ederim. Yusuf Bey, bir şans. Kanıtlamama izin verin. Eğer inanmazsanız çekip gideceğiz. Bir şans de deme. Siz söyleyin. Ben yazayım, Keloğlan da yapsın. İstifat edemezseniz ya. Sözüm söz. Sen de eyle dedi. Peki. Bahçeye bir fil kondurun bari. Tabii. Hay hay. Bu buradan gidebiliyor değil mi şimdi? Tabii tabii. Şimcik inandın mı dede? Çınar'cığım, hadi sen de bir şey iste. Ama ne dilersen. Masal bu, sınırı yok. Selvi Sultan, dileyin bakalım Keloğlan'danmış. Hava çok sıcak da. Burası da şehrin biraz uzak gibi. Yani bulamıyoruz da her zaman. Evet. Keşke biraz dondurmam olsaydı. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Acaba burada dallarında dondurmalar çiçeklenen bir dondurma ağacımız mı olsa? Dondurma ağacı. Emir kardeş, Can kıza hediye yok mu? Sen geç Can kızın karşısına, gerisini bana bırak. Can kız. Bu da senin. Yani Keloğlan karşıma dikilmiş torunumu benden istiyor. He ya, tabii müsaaden olursa. Bunu birilerine anlatsam bana delisin der. Ben bunları masallarda oluyor sanıyordum. Anlamadım. Yahu Keloğlan padişahtan kızını istemiş.
padişah da Keloğlan'dan bir kahramanlık yapmasını istemiş. O da yapmış. Yapınca o da kızını vermiş yani. Ama asıl kararı can kız verecek. Onu kendin aşığı dersen ne âlâ. Bu birinci şart. Hem de en önemli birinci şart. İkinci şart ne? İkincisi, torunumu güvenebileceğin birine emanet etmek. Hakkındır dede. Sen şimdi içinden diyorsundur ki, bunca kahramanlık yaptım. Okumadın mı masallarda filan diyorsundur. Ama... Ama? Karşımızdaki çok kötü birisi. Hem de masallardakilerden bile kötü. Başlarda kalabalık, direndik, birlik oldu. Sonra? Sonra tehdit, kaba kuvvet. Ya bir ben bir torunlar kaldı. Anlayacaksın. Ona karşı gelmek akıl işi değil. Akıl? Hor görmesen bu keli. Aşmış birçok engeli. O da her aşık gibi elbet biraz zırdeli. Bak tekrar söylüyorum. Bu işi başarman mucize. O vakit ben de tekrar söylüyorum. Benim adım Keloğlan. Emir kardeş, nereye gidiyoruz? Dün gece yazdığım son cümle. Şehirde herkesin bildiği bu mağaranın sonu aslında kimsenin bilmediği gizemli bir yere çıkar. Yani sihir dükkanına. Sihir dükkanı? Şöyle ki, Keloğlan'ın bu zorlu görevinde ihtiyaç duyacağı her şey bu dükkandadır. Ana! Dükkanın kapısını açan anahtar da mağaradaki taşlardan biridir. Ancak bu dükkandan herkes eli boş çıkar. Çünkü aşağıda bilmeceler soran huysuz bir ihtiyar vardır. Gogo! Mağarada gece gibi karanlık. Ah! İkinci pil de bitti. Anam! Ne yapacağız şimdi? Merak etme. Karanlık olacağını tahmin etmiştim. Hazırlıklı geldim. Al bakalım. Anam! Emir kardeş, peki sorular? Soruların cevapları aklında mı? Ben soruları da bilmiyorum ki. O vakit masalın devamını... Yaşayıp göreceğiz. Emir kardeş! Aradığımız işaret bu işte Keloğlan.
Hiçbir şey olmadı. Artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Al işte. İki tane daha. Evet. Merhaba. Biz yani Keloğlan sorularınızı cevaplayacak. Sen de mi? Anlamadım. Bizim sorular seni aşar. Ne sen nefesini yor ne de ben zamanımı. Hadi canım, hadi. Sen sor hele. Pekala. Madem öyle. Eğer soruları bilirsen... ki sanmıyorum. Sihirli kuşak seni. Hazır mısın? Hazır mıyım? Hazırsın tabii. Hazırım tabii. Tamam, gel. Bu tasın içinde iki top şeker var. Biri siyah, biri beyaz. Sen gözlerin kapalı beyaz şekeri seçersen kazanırsın. Aa, ama buradaki şekerlerin ikisi de siyah. Hile var. Kolay olacağını söylemedim. Bulabilecek misin beyaz şekeri? Göster bakalım, beyaz şeker mi? Ne yaptın? Tasta iki şeker varsa, biri beyazsa tastaki şeker de şu an siyah. O zaman ben beyaz şekeri seçtim. Attı tuttu. Aferin be Keloğlan. Gelelim ikinci soruya. Söyle bakalım Keloğlan. Zürafa kadar uzun, zürafa kadar hızlı ama zürafadan hafif. Gerçi ne bileceksin ama yine de sorayım. Nedir bu? Bir sessizlik oldu sanki. Emir kardeş. Hı. Gölge. Gölge, zürafa kadar uzun, zürafa kadar hızlı ama zürafadan hafif. Zürafanın gölgesi. Evet, aferin. Peki, gelin. Sihirli kuşak, sihirli kuşak, sihirli kuşak. Bu ne? Zehirli elma. Cadıya verilecek. Bu kül kedisinin ayakkabısının teki. Bu fareli köyün kavalcısının kavalı. Sihirli kuşak neredesin? Neredesin? Heh. Bu artık senin. Başardın Keloğlan.
Hem de hiç yardım almadan. Kuşağın üstünde küçük iksir şişeleri var. Bu iksirler sana güç bahşedecek. E mesela? Görünmezlik, hızlı hareket edebilme, büyüme, küçülme, karşındakini buza çevirme, hayvanlarla konuşabilme, hatta uçabilme. Elbette ki güçler kısa süreli. Bu yüzden doğru zamanda kullanmaya bak. Ayrıca bir iksirin etkisi geçmeden diğerini kullanamazsın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kuşak kötülerin eline geçerse bir laf edeceksin. Kuşak çözülecek, kuş olup sana gelecek. Ya çatlatma insanı, de hele lafı. Pekala. Kimseler inanmaz bana ama herkes dinler beni. Ben kimim? Cevap yoksa kuşağa sahip çıkacaksın. Ya da? Bir an evvel cevabı bulacaksın. Yoksa ne bir diyar kalır ortada, ne de bir masal. Masal şimdicik başlıyor Emir kardeş. Alev! Kadife yok! Masal da oradaydı. Kadife! Kadife! Ala! Ya yol bilmez, iz bilmez. Nereye gitti ki şimdicik bu? Sen ormana dön Keloğlan. Oradakilerin sana daha çok ihtiyacı var. Ben Kadife'yi bulacağım. Bulursun değil mi? Bulurum, merak etme. Sen ormanı bulabilecek misin? Emir kardeş, ben gördüğüm yüzü, duyduğum sesi, geçtiğim yolu unutmam. Sen de merak etme. Tamam, hadi o zaman. Hızlı hareket edebilme. Ne kadar hızlı acaba? O neydi ya? Anlamadım ki. Hayvanlarla konuşabilme. Görelim bakalım maharetini. Hey! Korkmayın benden. Tünemeyin ağaç tepelerine, pısmayın kaya diplerine. Benden zarar gelmez size, Keloğlan'ım ben. Kel başım tarak görmez, aklım yalana ermez, dilim desem mal pekmez. İşte benim, Keloğlan. Dinleyin beni bir yol. Hep birlikte birlik olup avcıları bu ormandan göndereceğiz. Kusura bakma kardeş ama sanırım sen işe yaramıyor. Merhaba canım. Sen gerçekten yardıma mı geldin? Ne belli? Ya sen de avcıysan? Of yine mi? Yaklaşmayın, tuzak bu. Canınızı kurtarın. Etmeyin arkadaşlar. Şu halime bakın hele. Hiç böyle avcı olur mu? Onun üstünü hemen arayın. Tamam patron. Burası tamam. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Sen öne dolan. Tamam. Temiz patron. Temiz patron. Peki nasıl yardım edeceksin bize? Merak etmeyin. Var bir bildiğim. Bir kere tuzak çok. Avcılar hızlı, onlardan kaçamıyoruz ki. Kaçamaz tabii göbekten. Hadi be, ondan benim kemiklerim iri. Ama bu acıttı. Siz ormanı herkesten iyi biliyorsunuz.
nereye tuzak kurulur, nereye siner, nereye saklanırız. Bunların hepsini bana öğreteceksiniz. Anladım. Cazibemizi kullanacağız yani. Demek saklandığımız yerleri söyleyelim. Tuzak bu. O bir hain. Hain. En başından beri güvenmemiştim sana. Ne? Niye öyle bakıyorsunuz? Paranoyak mıyım ben? Sadece tedbirliyim biraz. Biraz mı? Arkadaşlar. Var mısınız avcıların kökünü bu ormandan kazımaya? Hadi bakalım. Görelim patileri, kanatları, pençeleri. Bana uyar. İntikam. Tabii ki seve seve. Geç bile kaldık. Sen bizimle gelmiyor musun? Sensiz olmaz evet, ama. Evet, hadi. Hadi ama nazlanma. İyi madem, geleyim bari. Huzursuzluk olmasın. Hadi bakalım. Olmaz. Abla. Yok ki uykum. Oturayım işte içeride. Vallahi biraz daha inat ederseniz bu gece masal yok. Ya abla. Çok kötüsün. Biliyorum. Tamam okuyorum. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar ipi kopuk bir uçurtma varmış. Abla, Keloğlan hiç yenilmez değil mi? Hep iyiler galip gelirdi mi masallarda? Umarım. Umarım hep iyiler galip geliyordur. Hadi. Thank you.
Ceylan kardeş. Ayı kardeş. Ne oldu? Siz devam edin. Ben bakıp geleceğim. Ceylan kardeş, duyuyor musun? Duyuyorum. İlk avcı sana doğru geliyor. Hadi bakayım, göster kendini, çek onu tuzağa. Anlaşıldı, tamam. Hadi gel bakalım. Şşt, yakışıklı. Buradayım. Kız, avcı tuzağa düştü. Çekin fiyi. Hayır kardeş, duyuyor musun? Duyuyorum Kelo. Sakın korkmayasın. İkinci avcı sana doğru geliyor. Tamam, hadi bakayım, sıra sende. Ama yani Keloğlan, diyorum ki ben çıkmasam, yani ben hiç çıkmasam. Yani bak anla, korkmak gibi değil de senden ricam bunu tavşan duymasın. Merak etme, duyuyorum. Hayır kardeş, bak görünmesen de olur. Ses yap yeter ya, tuzağa çek onu. Tamam. Şimdi sıra bende. Yalnız bu elinizdekiler hiç olmamış, ben size söyleyeyim. Bu sıcakta ağırlık yapmasın size. Bana verin onları. Ne diyor bu be? Al sana bir hayvansever daha. Yahu bir bitmediniz arkadaş. Delikanlı, senin gibileri burada çok üzdük. Seni de üzmeden önce bas git. Ben sizi uyardım değil mi? Benden günah gitti. Buradayım. Sen fazla oldun ama kel kafa. Hey! Hadi biraz koşalım o zaman. Anam, ne oluyor ya? Thank you.
İyi misin? Var mı şehir? Nerede bu be? Daha mı hadi arayalım. Sen şu tarafa, sen şu tarafa. Ben de buralara bakıyorum hadi. Sincap kardeş gel, şimdi. Geçmiş olsun avcı kardeş. Bu nasıl olur ya? Ne nasıl olur avcı kardeş? Ne olursan ol, bittin sen. Yarar demişti. Bakalım şimdi ne yapacaklar? Kardeşim böyle küçülmüştü. El kadar kalmıştı. Oğlum rüya mı görüyorsun gündüz vakti ya? Çok hızlıydı diyorum sana. Tüm silahlarımızı aldı zaten keleş olan. Doğru söylüyor. Buradan hemen gitmeliyiz. Gerçekten başınıza güneş geçmiş. Gidin şurada bir yüzünüzü yıkayın soğuk suyla ya. Beni mi arıyordunuz avcı kardeşler? Aa! Demek eli boş döndünüz. Ormanda periler var. 20 metre boyunda bir genç sizi kovaladı. Böyle kel kafalı. Kes! Ne diyor bunlar? Resmen deli saçması. Tarihin belki de en büyük kürk siparişini aldım. Ama yanımızdaki adamlara bak. Derhal bunları def ediyorsun. En amansız avcıları yarın ormana götürüyorsun. Başlarında ben de olacağım. Çıkın! Eli boş dönenin elimden çekeceği var. Önden çıkan avcılar hayvanları toplamaya başladı mı? Evet efendim. Onlar alt edemezse ben ederim. Eskisi gibi mi? Arkada kaç araba var? 5 tane efendim. Gel siz de anons geç. Az sonra bu ormanda bir tane bile hayvan kalmayacak. Emredersiniz. Ne düşünüyorsun? Can kız dinlemiyor. Aklımda bir bilmece var. Ama cevabına aklım ermiyor. Herkes dinler beni ama herkes inanmaz bana. Ben kimim? Hmm. Abla! Abla! Selvi, ne oldu? Avcılar geldi abla. Kafeslerini doldurdular bile. Sakın korkmayasın. Masallarda iyiler kaybetmez. Thank you.
serinlemişsinizdir. Hayvansever arkadaşların, artık beni rahatsız edemeyeceksiniz. He, demek meşhur hayvansever Tijan Hanım sizsiniz. Bırak şunu! Bırak dedim sana şunu! Biz şunu bırak! Yok edeceğim seni! Tijan Hanım azıcık çekilin. Yok edeceğim seni Keloğlu, seni yok edeceğim. Öğreteceğim seni! Tizen Hanım iyisiniz. Tizen Hanım. Her yer toz olmuş. Uçabilmek. Ver silahımı. Tabii. Canını okudum Keloğlan. Allah! Kemeri de düşürmüşüm. Ne yapacağım ki ben şimdi? Neredesin Keloğlan? Seni ne zaman düşürdüm ben ya? Üzerinde bir şey yazmıyor. Neredesin Keloğlan? Şansımıza ne çıkarsa artık. Seni küçük sıçan, şimdi köşeye sıkıştın. Yanlış kişiye bulaştın. Çok fazla oldun küçük kız. Keloğlan! Keloğlan neredesin? Keloğlan! Neredesin? Keloğlan! Hey! Herkesi susturdum, bir sen susmadın. Yıllardır başıma bela oldun. Oysa ben sana ne dedim? İşlerime karışma, sana bir servet ödeyeyim dedim.
Sen ne yaptın? İki tane hayvan yüzünden beni reddettin. Şimdi sesini kısmanın zamanı geldi. Romantik. Bir taşta iki kuş. Sen masaldın. Dinlerdim ama inanmazdım herkes gibi. Şimdi gerçeksin. Ama her şey bitti. Kuşak kötülerin eline geçerse bir laf edeceksin. Kuşak çözülecek, kuş olup sana gelecek. Kimseler inanmaz bana ama herkes dinler. Ben kimim? Masal! Bizi hiç bırakmamışsın Keloğlan. İyiler kazanır, masal biter Emir kardeş. Keloğlan da, eşek de Keloğlan'la birlikte gidecek olan Can kız da Emir'in yanında yoklardır. Onlar çoktan masal diyarına yola çıkmışlardır. Şimdi siz bir daha hiç olmayacaksınız, öyle mi? Yani sabah olunca bir daha sizi göremeyeceğim. Hep çok güzel rüyalar görürdüm. Biri beni uyandırırdı. Şimdi gördüğüm en acayip rüya karşımda duruyor. Ama bunu da görmeye devam etmek için uyumamam lazım. Hayat çok garip. Her şey için sağ ol Keloğlan.
Sen de sağ ol Emir kardeş. Umarım bir gün yine karşılaşırız. Belki de yeni rüya gördük arkadaş, ha? Sen ne dersin? Emir kardeş, ben başka diyarlardan geldim. Bilemem sizin gibi yazmayı. Ben dedim, can kız yazdı. Bu küre bizden yadigar olsun. Masallara da, iyilere de hep inan, olur mu? Hadi kal sağlıcakla. Başlarda ben de inanmamıştım sana. Onlar hep yenilmez geliyordu çünkü bana. Hep denedik, hep kaybettik. Ama artık kazandık ve bu senin sayende oldu. Öyle deme canım. Hepimiz başardık. Hayır. Bizim artık ölümsüz bir kahramanımız var. Ve galiba ben o kahramana alışmaya başladım. Dans tekliflerini erkekler yapar ama bu seferlik benden olsun. Rica ederim. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmin ne bakalım? Esen. Esen, kardeşinin ismi ne? Ece. Ece. Çok güzel isimleriniz varmış. Al bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz Fikri Bey. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bir ayda dördüncü baskı. Ne dedim ben sana? Mutlu olduğun işi yapacaksın bu hayatta. Haklısınız. Kendini de yazmışsın. Çok mutlu oldum. Devamı gelecek mi? Umarım. Ya ne diyeceğim? Şunu da benim için imzalasana. Tabii, seve seve. Buyurun.
O değil de öyle bir hayal kurmuşsun ki gerçek olsun istiyor insan. Başarılar. Hayal gerçek. Kim bilir? Öyle değil mi? Tizen Hanım, kaç gün oldu? Bizi kurtarmaya gelmeyecekler. Kes be!